Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abdühü ve resûlüh. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله بطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ Cumanız mübarek olsun muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkelileri tevhide davet ettiği günlerdi. Yüce Rabbimiz istiade billah وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Önce yakın akrabanı uyar. Buyurunca rahmet elçisi yakınları Safa tepesinde topladı. Onları Allah'ın varlığına ve birine iman etmeye ve sadece ona kulluğa bulunmaya çağırdı. Her birinin bu gayreti kabul etmekle yükümlü olduğunu ve herkesi iman ve ibadetle tezyin edilmiş, sorumluluk bilincine geçirilmiş bir ömrün kurtaracağını söyledi. Ardından sevgili kızı Hazreti Fatıma'ya döndü ve şöyle buyurdu. Yavrum, sorumluluklarını yerine getir ve kendini ateşten koru. Bu dünyada olduğun müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydan dokunmaz. Aziz kardeşlerim, hepimiz bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Ve bir kul olarak öncelikle kendi imtihanımızda başarılı olmakla mükellefiz. Dünya ve ahirette huzura kavuşmak için sorumluluk bilinciyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kendimize, Rabbimize ve çevremize karşı görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Nitekim ahiretteki mahallelerin Rabbi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İstihad edinler. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَغُرُّكُمْ مَا يَظَلَّ اِذِ تَدَيْتُمْ Ey iman edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe dalalete uğramış kimseler size asla zarar veremez. Kıymetli müminler! Sorumluluk sahibi kişi her daim görev bilinciyle yaşar. Hayata, olaylara ve kainata ibret nazarıyla bakar. Bu dünyada boş boş bırakılmadığını, her bir nimetin, her bir sözünün, her bir işinin bir gün hesabını soracağını gayet iyi bilir. Sorumluluk duygusu taşıyan kimse, hayatının her alanında samimiyet ve dürüstlüğü, ahlak ve fazileti kuşanır. Yalan, iftira, hile, aldatma gibi türlü kötülüklerle kendisine ve çevresine zarar vermez. Kardeşlerim, sorumluluklarının farkında olan kişi, istihazebirler, فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ لِمَنِ اتَّقَى Rabbimizin sakın kendinizi kusursuz görmeye kalkışmayın. Çünkü Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir ayeti gereği. Kendisini hatasız görerek kibre kapılmaz. Öncelikle kendi kusurlarını gidermek için gayret eder. Kendi muhasebesini yapmayı bırakıp başkalarının günahını diline dolamaz. Kendi hatalarını gizlerken başkalarını hedef haline getirmez. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Hadis-i şerifini asla göz ardı edemez. Sorumluluk şuuru bulunan bir mümin bilir ki kendisine düşen İslam'ın sınırlarına riayet ederek yaşamaktır. Helal haram duyarlılığına sahip olmaktır. Her bir yanlış adım için samimiyet ve nedametle tövbe kapısına yönelmektir. Bire bire günahta ısrar etmemektir. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz istihade billah اَتَعْرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup iyiliği başkalarına mı emrediyorsunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Buyurmuştur. Sorumluluk bilinciyle hareket eden kişi iyiliği önce kendisi şiar edilir. Özüyle, sözüyle, çevresine örnek olur. Zira şu bir gerçektir ki iyilik yolunda yürümeyen başkalarını iyiliğe yöneltemez. Kötülüğün esiri olan, başkalarını kötülükten uzak tutamaz. Hak ve hakikaten izzetkârı olmayan, başkalarına hak ve hakikati öğretemez. Erdemli bir duruş sergilemeyen, başkalarına ahlak ve fazilette örnek olamaz. Muhterem Müslümanlar,
Yeryüzünün en değerli varlığı olarak insan olarak yaratıldık. Bu değerimizi imanımıza taşlandırdık. Öyleyse insanlık ve iman nimetinin kıymetini bilelim. Bu nimetlerin bizlere sorumluluk yüklediğini asla unutmayalım. Kendimizle, Rabbimizle, sorumlu olduklarımızla ilişkilerimizde samimiyeti elden bırakmayalım. Önce kendi sorumluluklarımızın farkında olalım. Daha sonra kendimize güven ve sorumluluk duygusu aşılayalım. Ve hep beraber Rabbimizin rızasına kavuşmak için çabalayalım. Ela inna ahsana kelam ve ebleğe nizam. Kelamullahi melikil azizil allem. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuriyel Kur'an festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. İnne d-dîn 'indallâhil İslam. Elhamdülillahi hamdan kâmilîn ve salâtu ve selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Ta'zîmen linebiyyihi ve tekrîmen lisefiyyih. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شبهة الله عدالتي يدي رب العالمين emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O, şunu tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Aleyküm selam.